Ustalarım dinleyin. Bir temizlik yaptım. İster istemez yine kirlendi, yine temizleyeceğim. Bu örtüyü bu üst tarafa bıraktım. Ayrıca diğer kenara da aynı şekilde. Bunu çıkaracağım zaman buradan zaten perdeyi kesmişim. Böyle yapma sebebim ustalarım buradan hayvanı alır yakalarken yavruları mesela buraya bırakıyorum ya alt tarafa. Ya da şuraya. Yani bırakırken kaçıyor, kaçtığı zaman da buranın üstüne geliyor. Üstüne geldiği zaman da beni bayağı uğraştırıyor. Zaten bir tane tahta var. Hatta şöyle göstereyim. Başına poşet bağlamışım. Bakın. Daha böyle 2 saat uğraşıyorum o hayvan oradan çıkacak diye. Bir de bir led yaptım. O ledi de şöyle göstereyim. İsterseniz ışığı çekip ledi takayım. Önce ledi takayım ki karanlığa gelmeyelim. Bu fan da devrede. Bu Mersin'de 2 gündür havalar aşırı sıcak. Hayvanlar da bunalmaması için mecburen yapmamız gerekiyor. Serin bir şekilde tutalım. Ustalarım şöyle söyleyeyim sizlere, kapı önüne çıkayım. İçeri loş ışık oldu. Yani kendim böyle çıplak gözler net bir şekilde etrafı görüyorum. En azından hayvanlar için de daha güzel oluyor. Kapıyı açayım hatta. Hemen ayağımın altına geliyor bıldırcın. Şu şekilde ustalarım. Belki sizlere biraz tuhaf gelebilir ama benim böyle çıplak gözle bakıldığı zaman çok güzel. Yani beğendim. Hatta içeri de gireyim. Böyle tepeden de yapayım. Gözü olanın gözü çıksın. Maşallah, hınızı esirgemeyiniz ustalarım. Bu loş ışık daha iyi oldu. Tek sıkıntı karşı biraz ışıksız kaldı. Buraya da bir tane led. Şimdi bakacağım, parça led varsa buraya da yapacağım mecburen. Şuradaki ledde alıp buraya bırakacağım. En azından burada aydınlık olsun. Onun dışında zaten bunların kutusunu da büyüteceğim için bıldırcınlar kuluçka makinesini ana kucağını hep dilim dönüyor. Üst üste video çektiğim için bu ana kucağını da güzel bir şekilde büyüteceğim. Çünkü yavrularımız da büyüdü. Artık bakalım ustaları. Bu şekilde iyi. Ben sevdim. Sizce nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum ustalarım. Ayrıca üstümde de var. Bu üstümdeki de şuradaki bir çift papağan. Gerçi ikisinin dişi erkek olup olmadığını bilmiyoruz da. Çift diyerek geçiştiriyoruz. Burada böyle aydınlık olsun diye.